Şimdi 6 Şubat depremlerinden ders alacak mı sorusu var. Hatırlatalım, geçtiğimiz hafta İstanbul'da hiç depreme gerek olmadan çöken binalar, yıkılan balkonlar çok sayıda haber vermiştik. Kentsel dönüşümün olması gerekiyor. Kentsel dönüşümle ilgili sigorta da artık başladı bildiğiniz gibi. Ama yeterli mi? Bu anlaşmaları ne zaman yapacağız gibi pek çok soru sorulurken, şimdi olumlu diyebileceğimiz bir haber daha var. O da. Hayatımdaki kırılmayı ilk anda algılayarak depremin geldiğini haber veren bir sistem. Bazı pilot uygulamalarda deneniyor. Çalışma geliştirilip ülke sattına yayılmaya başlayacak. Ama bu deprem erkeden önceden haber verecek ve hepimizin canı kurtulacak diye bir durum değil. Sakın yanlış anlaşılmasın. Yani hemen kentsel dönüşümü, bina güçlendirmeyi derhal yapmamız gerekiyor. Erken uyarı mümkün mü sorusuna o profesörlerin içerisinde bulunduğu bilim kurulu bakın nasıl yanıt veriyor. Fay kırılmayı algılıyor ve deprem olacağını haber veriyor. Türkiye'de 7 yıldır üzerinde çalışılan deprem erken uyarı sistemi yaklaşık 1 yıldır test ediliyor. Topluma nasıl uyarlanacağına dairse bir bilim kurulu kuruldu. Fay hattının üstüne yerleştirdiğimiz istasyonlar var belli bir derinlikte. Bu yazılım sayesinde biz depremin o kırılma anından önceki ilk çıkan P dalgasını algılayıp kullanıcılara diyoruz ki bakın şurada bir kırılma olacak biraz sonra ve size gelecek ve şu kadar saniyeniz var. 503 deprem işte resmi olarak açıklanmış. 503 erken uyarı verilmiş. Hiç kaçmadı. Şu ana kadarki rekorumuz en uzak bölge için 186 saniyeydi. Kamu ve özel kurumların temsilcileriyle bilim insanları Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir araya geldi. Hiçbir sistem ya da yazılım deprem olmadan önceden haber vermez. Bu sistemler deprem olur olmaz ilk dalgalardan hızlıca eğer istasyonlarınız oraya yakınsa depremin yerini büyüklüğünü bulursunuz. Asıl ikinci ve üçüncü yıkıcı dalgalar gelmeden yeterli zamanınız varsa insanları korunması için çok fazla faydası olacak bir sistemdir. Edis adı verilen sistem şu anda bazı hastane, okul, fabrika ve şirketlere kuruldu. Pilot projeye 114 kurumda 11 bin kişi dahil edilmiş durumda. Bu bizim e, endüstriyel e, ürünümüz. E, e, fabrikalarda, üretim yapan yerlerde, büyük binalarda kullandığımız ürünümüz. Toplantıya katılanlar arasında Şevre ve Şehircilik Bakanlığı, AFAD ve İstanbul İtfaiyesi de vardı. Öncelikle belirlediğimiz bir pilot bölgeye bir kurulum yapmayı hedefledik. Bu testle birlikte aslında biz de kendimizi test et, etmiş olacağız. Sonuçlarına göre de bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Bilim kurulu düzenli olarak bir araya gelecek. Sistemin toplumsal kullanıma uygunluğuna karar verilirse mobil uygulamayla erken uyarı almak mümkün olabilecek. Yeşilçam'ın usta aktörü Murat Soydan son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'daki cenaze törenine sanat dünyasından pek çok isim katıldı.